Bismillah. Tekrar merhabalar değerli arkadaşlar. 2019 Bahar dönemi online Arapça YDS YÖKTİL hazırlık derslerimizin 20. oturumuyla sizinle birlikteyiz. Efendim, bir önceki bölümde malumunuz şu an ekranınıza taşıdığım Paragraf Alıştırması Politika Dünya Sorunları 4 başlıklı dosya üzerinde durduk. Bu dosyayı, bu dosyayı alan metni okuduk, tercümesini yaptık ve parçaya dair sorulardan ilk ikisini cevapladık. İkinci sorunun E şıkkının doğru cevap olduğunu Adize adına ilan ettik. Fakat e, kaçırdım ben yeterince konsantre olamadım diyenler için ben bu bölümün girişinde burayı tekrar vermek istiyorum. Bade kıraeten nasıl yumkinuna el kavlu bi enne. Parçayı okuduktan sonra şöyle diyebiliriz. Ne diyebiliriz? Kulle <laughs> hadaratin her bir medeniyet ve in belagat evce azametiha. Burayı bir cümle muhtelide olarak görmek durumundayız. Yani bir ara cümle burası. E, azam Azametinin şanının efendim e, zirvesine ulaşmış olsa da la teftekidu ila nikati zafin qad tueddi biha ilal helak. Buradaki nikatı zafinden sonra gelen qad tueddi ilal helak cümlesi şu nikatın e, sıfatı. Peki ne yapmaz? Kaybetmez. Neyi kaybetmez? İla <laughs> nikata zayıf, zafiyet noktalarını kaybetmez. Kad eddi biha ilel helâ. Kendisini helake götürebilecek, kendisini yok edebilecek, yok etmesine sebep olabilecek. Zafiyet noktalarından uzak kalmaz. Bunu kaybetmez anlamında bir cümle. Nitekim bu ifadeyi karşılayan bir cümle metinde geçti. Nerede o? Şurası, e, zahirde ve inbedet fi zahiriha kaviyyeten şeklinde geçti hatırlarsanız şurası. oranın e, tam karşılığı şurada. Velem tehlu hadaratun ve inbedet fi zahiriha kaviyyeten min mevatını da'fil leti kad tetba'u bil muştama ilil haviye. Bu cümleden e, mülhemen oluşturulan ikinci sorunun E şıkkındaki cümle sorunun doğru cevabı. Evet, e, soruya geçiyorum. Minel mumkine enne kulle alahu. Yukarıdaki parçaya göre şunu diyebiliriz. Ne diyebiliriz? Ennel ahda sel muaddiyete ila fena il yok edecek, insanlığın yok olmasına sebebiyet verecek olaylar. Peki ne olmuş bu olaylara? Temmet dirasetuha araştırıldı. Bi vasıtati hubara muhtasine fil cani bil fil cani maa icadil hululil mustakbeliyye temmet dirasetühe araştırıldı bi vasıtati kubarayi muhtasin uzmanlar eliyle uzmanlar aracılığıyla yani ihtisas sahibi olan uzmanlar aracılığıyla araştırıldı Filcane canibil geoloji, jeolojik açıdan jeolojik açıdan incelendi maa icadil hululil mustakbeliyye geleceğe dair çözümlerinin ortaya konulmasıyla birlikte ma icadil hulul el mustakbeliyyeyi geleceğe dair çözümlerinin ortaya konulması diye anlayacağız. Geleceğe dair çözümlerin ortaya konulmasıyla birlikte jeolojik açıdan ihtisas sahibi uzmanlar vasıtasıyla araştırıldı. Evet peki jeolojik açıdan bir araştırmadan vesaireden bahsetti mi parça? Bahsetmedi. Evet Sayın Kapçı yorumunuz doğru. 3A e, olmadı dediniz. Bence de olmadı. B'ye bakalım. B ne ediyor. E, Tekadu tekun e, Bu kade yekadu e, fiili efali mukarabeden yaklaşma fiillerinden e, nakıs fiil bu. Kanenin benzerlerinden e, bunu e, şöyle notlarımdan bir kısaca çok hızlıca hatırlatmak istiyorum size yaklaşma fiilleri ben bunun bir sayı boncuğu şeklinde formülünü oluşturdum sayı boncuğu şurada Evet sayı boncuğu şimdi bu sayı boncuğu neyin nesi biliyor musunuz arkadaşlar sayı boncuğunda e, ünlü olan a ve ı'yı atıyorum geriye s y kalıyor Boncuğun da şu B ve U'sunu alıyorum. Boncuğun B'sini ve U'sunu alıyorum. Yani bana lazım olan S, U. Sayı boncuğunun S, U'su lazım bana. Bunlar bir çatı altında topladığımız ortak fiillerin formülü. Hafıza tekniklerine göre. Ne bu? S, U. S süreklilik, Y yaklaşma, B başlama, U umut fiilleri. Süreklilik, yaklaşma, başlama ve umut fiilleri. Peki bunların nasıl söyleyeyim? Aynı çatı altında toplanmasını sağlayan şey ne? Bunlar, ekranınıza taşıdım şu anda, kâneye benzeyen nakıs fiiller. Neymiş bunlar? Kâneye benzeyen nakıs fiiller. Soldan sağa takip edin lütfen ekranı. Süreklilik, yaklaşma, başlama, umut. Süreklilik ne? İstimrar. Mukarrabe, yaklaşma veya yaklaşma, mukarrabe. Ee, şöyle yapayım. Her biri birinin altına denk gelsin şöyle hiç olmazsa. Evet, ee, şunları da şöyle ortalayayım. Hı. Ee, şöyle yaptım. Tamam, şimdi süreklilik fiilleri, istimrar, yaklaşma fiilleri, mukarebe fiilleri, başlama, şuru fiilleri, umut, raja fiilleri. Bunların e, aynı çatı altında toplanmasını sağlayan şey şu. E, bundan tamamı nakız. E, süreklilik fiillerinin haberi müfred olarak da gelebiliyor, cümle olarak da. Yaklaşma, başlama ve umut fiilleri, yani YBU dediğimiz fiillerin haberleri muzari fiille başlayan bir cümle olmalı. Ve irapları dolayısıyla mahallen olmalı. Peki bu kadar hatırlatma yeter. O zaman hemen dosyaya döneyim. Ee, şurada tekadüden sonra ne geldi? Bir muzari fiil geldi. Tekadü tekunu neredeyse olacak da ola yazdı. Kabe kavseyni. 2 e, i̇ki yay mesafesi kadar değil mi? Kabe kavseyni. E, bunun sözlük anlamı şu. Kabe kavseyni çok yakın. E, şimdi Necim suresi ayet 9 e, orada geçiyor notlarınızdan bakabilirsiniz Ben şuradan şöyle size onu şey yapayım Ne suresi ayet 9 Arapçası şöyle fekanakahbe kavseyinni ev Edna Cebrail Aleyhisselamın Muhammed Aleyhisselam'a vahiy indirdiği esnada Cebrail'in Aleyhisselam Muhammed Aleyhisselam'a uzaklığı iki yay arası kadar oldu ve ev edna hatta daha da yakınlaştı. Cebrail aleyhisselam Muhammed aleyhisselama iki yay mesafesi kadar yaklaştı. İki yay arası kadar oldu. Peki o zaman biz burada ne diyeceğiz? Çok yaklaştı. O fil marahil sabika geçmiş dönemlerde. Elleti marrat biha el kuratul ardiye yer kürenin geçirdiği eski dönemlerde çok yaklaştı. Ne o çok yaklaşan şey? Ee, yani insanlığın yok oluşunu sağlayacak olan olaylar. Yukarıdaki parçadan insanlığı yok edecek, e, yok etmesine, insanlığı, beşeriyeti yok etmeye sebebiyet verebilecek olan olayların yerkürenin uğradığı, geçirdiği eski aşamalardaki, e, eski dönemlerde, eski aşamalarda, geçmiş dönemlerde ee, oldukça yakın olduğu, yani bunun neredeyse e, gerçekleştiğini söylemek mümkün. Yerkürenin böyle bir tehlike geçirdiğinden bahsetti mi? Evet, üç bolu değil. Böyle bir şeyden bahsetmedi. Ne dedi? Yani insanlığı felakete sürükleyecek sebepler e, şunlar 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 olabilir dedi. Aklınızda mı onlar? Muhtemelen aklınızdadır. Ne? Bir yerküreye bir gök taşının, bir meteorun çarpması... Ee, on, on, neydi o? İrtitam kelimesiyle e, ifade edildi hatırlayın. Ee, ondan sonra şurada bakın. irtitam neyzek bil ardı. Yerküriye bir e, meteorun göktaşının çarpması. E Eş, ev eşşitay nevebi veya nükleer kış değil mi? Ya da ev el veba el fettak e, bu şey hmm, silip süpüren, kırıp geçiren salgın demek. El veba el fettak Kırıp geçiren, silip süpüren salgın. Peki, geçiyorum. bu C'ye bakıyorum. Tatemidu ala te'cilil beramicin nevaviyye leti tuşekkilu hataran alel alem. Evet, şekkele yuşekkilu hataran tehlike arz etmek. Dünya üzerine tehlike arz eden nükleer programların ertelenmesine dayandığını söyleyebiliriz. Bağlı olduğunu söyleyebiliriz ya'temede ya'temidu i'timat. Fiili, bu fiilin kendisiyle birlikte kullanıldığı harflerin ala olduğunu biliyoruz değil mi? Ya'temede ya'temidu i'timat ala. Peki nedendi? Tekrar edelim şimdi. i̇nsanlığı yok edebilecek olan olaylar dünya için tehlike teşkil edecek nükleer programların ertelenmesine bağlıdır. Ne dersiniz? Böyle bir şey olur mu? Ben sizin anınıza cevap vereyim hadi. Böyle bir şey olmaz. Bundan bahsetmedi çünkü parçada. Denizli'ye geçiyorum. D şıkkı. Ee, eb ya da eb diyelim. Şunu enne el Buradaki el ahtase'yi ennen ismi olarak alalım. Ee, eb a da ennen haber olarak değerlendirelim. beşeriyetin yok olmasına sebebiyet verebilecek olaylar. Eb a ma tekunu minel muştemaatil garbiyeti neticete tekeddu millezi teşheduhu tilkel biladu. Eb adu daha uzaktır ma tekunu minel mujtamaatil batı toplumlarına daha uzaktır. Neticete takaddu mellezi teşheduhu bilad bu ülkelerin tanık olduğu ilerleme neticesinde batı toplumlarına bu daha uzaktır. Evet, şu olmaz cevabınız Ceyhan için mi Denizli için mi? Olmaz cevabınız hangisi için? Ceyhan içinse tamam. Ceyhan olmaz dedik zaten. Peki Deniz için ne diyorsunuz? Ee, sayın Çedem 3D diye görüş belirtti. Yani 3 Sayın Akbeniz olur gibi diyorsunuz. Bu olur gibi de, dediğiniz anda ben oraya bir şöyle sarı renkle işaret koyuyorum. Orayı sarı renkle seçtiğinde getirdim. Edirne'yi de okuyacağız. Daha sonra karar vereceğiz. Peki o zaman ne diyeceğiz? El ahtasel el muaddiyet ila fina fena il beşeriye. Fina dersek avlu olur. Fina avlu demek. Fena yok olma demek. Bekanın zıttı. Peki hurafetun cerat hurafetun cerat ala lisanil muneccimine tenussu ala sukutin sukutin neyazik ala kevkebil art. Peki bu ee, insanlığın yok olmasına sebebiyet verebilecek olaylar hurafedir. Bir hurafedir. Ee, nasıl bir hurafe? Cerrat dolaşan e, ala lisanil muneccimin bu kahinlerin, falcıların e, dilinde dolaşan bir hurafedir. Tenussu ala sukutin neyazik e, meteorların, göktaşlarının düşüşünü e, ele alan, ifade eden ala kevkebil art e, yani yeryüzü gezegenine Dünya gezegenine meteorların düşüşünü e, konu alan kahinlerin dilinde dolaşan bir hurafedir. Evet, Denizli ve Edirne arasında seçiminizi yapar mısınız arkadaşlar? Doğru cevap aslında size sormayacağım kadar, sormamı gerektirmeyeceğim kadar basit ama yine de sormuş olayım ben. Evet. Bazı arkadaşlarımız hiç e, katılım sağlamıyorlar. Niye? E, soru soracak durum oluşmuyor mu? ya da cevap verecek ben bazen soruyorum çünkü size. Ee, mesela buna şu ana kadar 10 e, arkadaşımızdan 3 arkadaşımız sadece Denizli dedi. Evet peki o zaman şöyle biz de Denizli doğru cevap olarak ilan edelim. Neden Denizli olduğu ortaya çıkmakla birlikte e, şunu söylediğini hatırlatayım. Eb ekonomi'nin almıştı Arabi yani netice-i takaddum ellezî teşhuduhu til bu ülkelerin tanık olduğu, şahit olduğu, karşı karşıya bulunduğu ilerleme, gelişme sonucunda Batı toplumlarının böyle bir yok oluşla karşı karşıya kalması uzaktır, daha uzaktır. Daha uzak bir ihtimaldir. Evet. Peki 3 Denizli 4 4. soru son sorudayız. Mahiyal kelimetulleti yumkin en tahille. محل كلمة كئيب التي تحتها خط في Parçada altı çizili olan keyif kelimesinin yerine geçmesi mümkün olan kelime hangisidir denmiş. Peki bunları size hızlıca hatırlatıyorum. Keyibin anlamı şu ekranınıza taşıyayım şöyle. Tasalı, gamlı, keyifsiz, üzüntülü, kederli. Keyif neymiş? Tasalı, gamlı, keyifsiz, mahzun, üzüntülü, kederli anlamını taşıyan bir sıfata müşebbehe Peki beşuş ne arkadaşlar? Beşuş güler yüzlü demek. Şöyle bakın, e, ekranınıza taşıdım. Değil mi? Beşuş neymiş? E, güler yüzlü. E, kalık, endişeli, tedirgin, kaygılı demek. Menus ne? Evcil. Menus evcil, alışılmış. Müptehic müftehiç ya da müftehice sevinçli, mutlu, neşeli, neşelişen. Peki motrip e, bu da müzisyen. Ee, şarkıcı, zevkli, eğlendirici gibi bir anlamı da var. Evet doğru cevap çıktı mı ortaya? Evet doğru cevap e, sanırım çıktı. Doğru cevap ne arkadaşlar? Ee, doğru cevap bolu. Kalık. Evet. E, doğru cevap kalık. Keyiple aynı anlamı taşıyan. Peki şuna hemen işaret edelim mi? Edelim hadi. Keyibin az önce sarf vezni itibariyle ne olduğunu söyledim duyanlar, konsantre olabilenler yazarsa benimle birlikte olduğunuzu hissetmiş olurum. Keyif için ne dedim? Sarftan şu vezindir dedim. Yani mesela failon bunun vezni. Adı şudur dedim. Ne dedim? Evet. Faildir diye bir cevap geldi. Başka? Evet. Fail vezninde sıfatı müşebbehe değil mi? Peki bakın şuna dikkat edin lütfen. Olur da yani karşınıza çıkar mı çıkar. Her şeyin karşımıza çıkması muhtemel olduğu varsayımıyla hareket etmeye mecburuz arkadaşlar. Ya bu karşıma çıkmaz. Nerede çıkacak? Yani şimdi kala kala bu mu kaldı karşıma çıkacak diye düşünmek en yanlış düşünme biçimidir. En yanlış bir düşünme tarzıdır. Benim karşıma bu çıkabilir diyeceğiz. Her bilgide. Her bilgide bunu düşüneceğiz. Peki şu kalık kelimesinde biraz daha dikkatini çekecek şekilde büyüteyim. Şu an %500 büyüttüm ekranımı. Galik kelimesinde lamın hareketine dikkat edin. Galikun, lamın kesrası var değil mi? Peki niye buna dikkat çekmek istiyorum şunun için? Galik çünkü endişeli, kaygılı anlamında bir sıfatı müşebbehedir. Peki bunun lamın ismi fail demeyiz biz ona sıfatı müşebbeh ederiz işte. Galik sıfatı müşebbeh. Bu galiktaki lamın kesrasını kaldırın. Lamon üzerine fetha olarak koyun. Galak. Endişe anlamına dönüşür. Tedirginlik anlamına dönüşür. Peki o zaman ne olur? Mastarlaşır. Galak dersek endişe, kaygı, tasa, hüzüntü, üzüntü, hüzün, keder anlamına dönüşür. Ancak heh, mastarlaşır. Ancak kalık e, dersek sıfatı müşebbehe olur. Evet bu paragraf sorularını çözmemizin özellikle kelime geliştirmesi ve soruları çözerken hasaten paragraf sorularını çözerken efendim nasıl davranmamız gerektiğine dair size ciddi bir antrenman oluyor kanaatindeyim. Peki bunu kapatıyorum şimdi. Bunu ders bitiminde siteye yükleyeceğim. Siteden alacaksınız. Alabileceksiniz. Evet. Peki şimdi neredeyiz? Şurada. Şu sayı boncuğunu da kapatayım. Ee, kelimelerle işimiz kaldı mı? Kalmadı. Peki. Sanırım herkesin elinde e, şu dosya var. Sanırım var. E, elinde olmayanlar belki olsa olsa sadece e, şu an misafir olarak bulunan arkadaşlarımız olabilir. Evet. Peki. Şimdi Kelime testi 4. Şu ana kadar 3 e, testi tamamladık. 4. testteyiz. E, aşağıdaki sorularda cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi e, efendim bulunuz. YDS ilk 16 soru grubu olduğunu biliyoruz. E, YÖK dilde ilk 20 soru bu, bu tarz sorulardan oluşuyor. E, peki şöyle yapalım şimdi arkadaşlar. İlk soruyu okuyayım ben. Ee, aşağı yol akhdar. Bu dosya bende yok diyenler bir yazabilir mi? Şu an aramızda online bulunan ve fakat bu dosyaya ben sahip değilim diyen var mı içimizde? Arkadaşlar. Ben bu dosyaya sahip değilim diyen var mı? Herkesin elinden mi bu dosya. Yani sükut ikrarından demek ki. Elinizde ol, e, olmasa herhalde söylersiniz. E, sanki şikayetim niye yok elinizde? Ben siteye yükledim mu? Yani siz bizim kayıtlı misiniz? Sitede var. E, sitedeki dosyalara erişim sağlayabiliyor musunuz? Kullanıcı adınız ve şifreniz var elinizde. O kullanıcı adını ve şifreyi kullanarak dosyaya erişim sağlayabilirsiniz. Ama erişim sağlamada bir probleminiz varsa onu lütfen bildirin bize. Yön Aşağılak zarı elledi bla bla bla. Şimdi burada tenavül kelimesi ne okuyacağız ya? Tenavül kelimesini efendim okurken nasıl hareket edeceğimize dair. Evet, elinizde bu dosyanın olduğunu gördüm ben. Yani sizin indirdiğinizi gördüm. Ha tamam erişim sağlayabiliyorsunuz. Özel sebepten dolayı indiremediniz. Tamam onu indirirsiniz. inşallah Peki şimdi tenavül kelimesinin lamını e, şuraya getireceğimiz fiili mef'ulün bihi olarak mı okuyacağız? Efendim diyelim ki buraya getirecek olan fiil meçhul olacaksa naibül fail mi olacak? Veya ne bileyim işte buraya getirecek olan getireceğimiz kelime şayet isimse tenavuli şeklinde mudafun leyh mi olacak? Bakın zihin jimnastiği yapıyorum. Zihin böyle yapılır arkadaşlar. Tenavur kelimesini bu boşluk boşluğa getireceğiniz kelimeyi bilmeden yanlış okursunuz. Allame-i Cihan olsanız yanlış okursunuz. Niye? Ee, buraya biz bir fiil getireceksek tenavülün söz konusu fiilin faili olarak tenavulu şeklinde okunması muhtemel. Peki gerek mazi gerek muzari meçhul bir fiil getireceksek tenavulu şeklinde naibül fail olması mümkün. Peki e, getireceğimiz fiilin mef'ulün bihi olması mümkün. Son bir seçenek daha söylüyorum. Getireceğimiz kelime buraya şayet isim olacaksa kendisi mudaaf, kendisinden sonra gelen mudaafın ileyh olabilir. Dolayısıyla tenavuli olabilir. Peki bakalım şimdi. E, aşağıda verilen seçeneklere geçmeden cümleyi tamamlayayım ben. Yun tecüşşel akhtar ellezi bula bula tenavu le fi muhtelifi enhail alemi fissini vel yabani ne demiş burada? yedu ya da yedu. Enceze yuncizu yetim mutemme yetim musana yasnau. Sonra ceba yecbi burada yucba diye edilgeni verilmiş Bu harekeyi ben koydum. Konu anlatımında istifade edeyim diye. bu normal şartlar altında NŞA'da da şu E şıkkındaki seçenekten fiilden bahsediyorum. Peki buraya gelecek olan sözcük sözcük fiilse bunun fail ya da bir olma ihtimali var. Yeşil çay üretilir. Ellevi peki şöyle diyelim fi muhtellifi enha-il alem tüm dünyada dünyanın çeşitli fi muhtelif enha-il alem dünyanın çeşitli bölgelerinde çeşitli yerlerinde ne yapılan şuraya yukayyidu yuncizu ya da yuncezu, yetimmu, yusnau yucba bunlardan birisini getireceğiz. Şimdi yukayidonu anlamını paylaşıyorum. Ekranınıza taşıyorum şu anda. Yukayidobi bir şeyi bağlamak, sınırlamak, kaydetmek, belirlemek. Tamam mı? Bir şeyi bağlamak, sınırlamak, kaydetmek, belirlemek ve bi ile kullanılıyor. Peki tenavülün önünde bi var mı? Yok. Peki enceze, yunceze, incez bir şey bitirmek, tamamlamak, uygulamak, yapmak. Peki e, alınan burada tenavül almak ya. Şimdi tenavül için yemek, içmek, almak. Yemek, içmek, almak. Peki tenavül tut taame. Yemeği yedim. E, uridu en etenavele eşşayi ba'del iftar. Mesela ya da esna al iftar. Ya da esna al futur. Kahvaltı esnasında çay içmek istiyorum eee تناول do edviyetehu hasta ilaçlarını aldı. Peki o zaman burada e, daha önceki derslerimize katılanlar var aramızda. Yerine kadar şu ana kadar çok fazla seslerini çıkarmasalar da ben onların şu an aramızda online olduğunu görüyorum. Burada bize doğrudan doğruya hayır e, bu sorunun cevabı e, bol bolu değil. Bolu seçeneği değil. Burada bize bakar bakmaz seçeneklere bakar bakmaz aha buldum işte buldum diyebileceğimiz önceden geçmiş derslerimizde size kazandırdığımız bir bilgi var. Bunu hatırlayabilen çıktı mı içinizden? Bir bilgi var, bir pratik bilgi var. Neydi o? Bir denizli mi değil? Bolu değil, denizli değil. Evet, Bolu değil. Eliyorum Bolu'yu. Denizli de değil. Bunlarla ilgili çünkü ee, tercihler geliyor. Harficer birlikteliği yaklaştınız Sayın Kazgan. Ee, Sayın Çelen bu, evet bul, bulunması gereken aradığımızı buldu. Ne o? Bulunması gereken aradığımız şey. E, arkadaşlar tenavül eğer bir mastarsa mastar olduğunu biliyoruz değil mi? Şimdi burada şunlar fiilse yukayyidu, yuncizu, yetimmu, e, yusnau, yucba bunlar fiilse Tenavunun tekrar tenavelle dikkat edin lütfen dikkat edin. Çok önemli bir şey söylüyorum. Tenavele şeklinde fiil olması asla mümkün değil. Asla mümkün değil. Yani e, fiili muzari artı fiili mazi. Böyle bir şey olmaz. Yok böyle bir şey. O zaman bu mastar. Bu mastarsa e, mastarın yetimmüyle birlikteliği veya ile birlikteliği bilgisine bir sahibiz temme artı mastar o mastarın taşıdığı anlam neyse o yapıldı edildi. Yetim mu artı mastar o mastarın taşıdığı anlam neyse yapılıyor ediliyor yapılır edilir. Evet e, bu bilgiyi bir tepki verin ya çok zayıf bugün tepkileriniz çok cılız tepkileriniz. Bu bilgiyi hatırladım diyen yok mu içinizde? Yani bunu çalıştık geçtiğimiz derslerde bunun üzerinde çokça durdum ben. Evet. Peki. Ben şuraya yetim onun geleceğini söyleyeyim şöyle. Ee, şöyle bir yani şey yapın bir bağlantı kurmuş oldum seçenekle. Evet. Tamam bu bilgi bazılarınız için yeni demek ki. Yani biz bunu güz dönemi derslerimizde yaz dönemi derslerimizde çalıştık. Bakın temme artı master yapıldı edildi diye. Şuna dikkat edin Sayın Kazgan ve Sayın Kazgan'ın şahsında diğer tüm arkadaşlarımıza hocalarımıza söylüyorum. Şuna dikkat edin. Temme artı mastar yapıldı. Neye dikkat edeceğiz? Bir tercüme sorusu bile yakalayabilirsiniz böylece. Yani bir bir, bir çeviri sorusunu bu, bu bu bilgiden hareketle yakalayabilirsiniz. Yapıldı edildi. Yani edilgenliğe dikkat edin tamam mı? <laughs> Geç gelenler bilmiyorlar. Artık sizden sonra gelen <laughs> gelenler de size göre gecikmiş olacaklar. Ömrümüz vefa ederse. Yetim muartı mastar. Neymiş yetim muartı mastar? Yazmıyorum. Bunlara gerek duymuyorum. Ee, heh. Yetim muartı mastar yapılıyor, ediliyor, yapılır, edilir. Yapılacak, edilecek şeklinde tercüme edilir. Mastar anlayabilse eğer Önce meşhur olmayacağını çıkarabilir miyiz? Yani şöyle. Bunun e, şimdi fiil olmayacağını tespit etsek, bakar bakmaz. Tenavül. Fiil değil bu desek. Tenave Değil bu. Tenavele olsa ne olur? Şu tenavele fiili mazi olur. Efendim hu onun mefulin bihi olur. Şurada da şayet tenavele fiilinin faili zahir bir isim olarak zikredilecekse orada zahir bir isim gelir. Zikredilmeyecekse tenavele fiilinin faili müstetir zamir olur. Hüve şeklinde takdir ettiğimiz cevazen müstetir hüve zamiri olur. Ancak şurada seçeneklerde verilen e, ifadelerin tamamının fiil oluşu tenavülün mastar olduğunu ortaya koyar. Madem tamamı fiil mi? Ortaya ne çıktı o zaman? E, buraya gelecek olan e, kelime fiilse tenavül mastardır. E, birbirinden ayrılmaz iki ikili temme artı mastar veya yetim artı mastar bunlar birbirinden ayrılmaz ikililer. Buyurun doğru cevap işte. Tamam mı? Bu teknik bilgi işe yarar mı? Ne dersiniz? Sayın Kazgan bu bilgi işinize yarayacak mı? Evet. Bu teknik bir bilgi. Ya yani mutlaka bu, bu, buna e, bunu yakalayın. Bunu kaydedin. Notlar arasına alın arkadaşlar bunu. Tamam mı? E, peki şimdi diğer seçeneklere bakalım. Adana e, ve Edirne'ye bakalım. Hatta ben şu Bolu ve Denizli de şey yapacağım. Ele alacağım. Şimdi Kayyede Yukayido'dan önce şunu bir cümleyi bir tercüme edeyim yuntaju şey el ahdar allazi yetimu tanavuluhu fi muhtelif anha'i el fi Çin ve Peki ne diyor? dünyanın çeşitli bölgelerinde tüketilen, artık olay tüketilen diye tercüme edeceğiz. Tüketilen, içilen çay, yeşil çay ne olur? Yuntaju fi Çin ve Japon. Evet, e ee, şurayı şöyle bakın tercüme etmeye çalışın seçtiğim yeri. İçinde içinde bunu bulunduğu, bulunduğunuz ortamda tercüme etmeye çalışın. Çin'de ve Japonya'da üretilir. Tamam mı? Evet. Çin'de ve e, Japonya'da üretilir. Peki o zaman e, cümlenin anlamı buysa Yuga geçelim şimdi A şıkkında. Yuga yidu kayyede yuka yidu bir şeyi bağlamak, sınırlamak, e, kaydetmek, belirlemek. Eee kayyid thumme tevekkel. Gayyet sünne tevekkül deveni e, kaza bağla sonra tevekkül et. Sonra e, tevekkül et. Gayyet sünne tevekkül. Peki encezun cezu encaz bir şey bitirmek, tamamlamak, uygulamak, yapmak. E, zaten şimdi e, incazla tenavül bir tenavül bir bütünlük oluşturmaz, bir eş dizim oluşturmaz. E, geçtik e, A'yı, Bol şeye geçtik, Bolu'yu geçtik. Sonra e, Denizli'ye geçiyorum. Yusna'u tenâvuluhu. Arkadaşlar bu yusna var ya, endüstriyel anlamda üretilmek demek. Ben İngilizce öğreninceye kadar e, Made in Cihina diye okuyordum. Made in China'yı <laughs> Made in Cihina diye okuyordum. E, küçükken e, yabancı filmlerin sonundaki e, son yazısını kihe Ent diye okuduğum gibi okuyordum. E, ne ki <laughs> İngilizce öğrendim. Made in Turkey, Made in China şeklinde okumam gerektiğini öğrendim. Arapça karşılığı Suni fi Türkiye. Suni fi Türkiye veya Sınaatun Türkiyetun, Türk malı, Türk yapımı. Suni fi Türkiye, Made in Turkey'in e, Arapça karşılığı. Peki Yusnao bakalım anlamına neymiş? İmal etmek, Sanayi Yusnao imal etmek, Endüstriyel olarak üretmek. Peki karşılamaz burada istediğimiz anlamı. Şimdi şu yücba nereden geliyor onu vereyim size. Bu ceba'dan geliyor. Ceba yecbi cibaye'den geliyor. şimdi anlamı şu bakın. Ceba yecbi cibaye parayı ya da vergiyi tahsil etmek suyu havuzda toplamak anlamında. Türkçe sanayi olarak geçmiş. Evet doğru sanayi. şimdi ceba yecbi burada yucba tenavuluhu tahsil edilen hiç oturmuyor anlam oturmadığı için yani yanlışı e, anlamaya çalışma çabası da abes olur. Yanlışı anlama çabası da abes olur. Burada şöyle bir bilgi verip geçeceğim. E, harfleri birbirine benzeyen fiiller anlam bakımından da birbirine yakın anlam taşırlar. Teknik bir bilgi daha veriyorum. Şimdi bakın az önce verdiğim tem martı maslar eşittir yapıldı edildi e, anlamı e, taşır dediğim bilginin dışında bir başka bilgi teknik bilgi O da şu e, sesleri birbirine benzeyen e, harfleri birbirine benzeyen fiiller anlam bakımından da Efendim birbirine yakın anlamlar taşırlar nasıl cebayecvi cibaye buradan hareketle içimizde hiç kimse cebaya benzeyen ve e, Tahsil etmek, devşirmek, meyveyi toplamak, meyveyi efendim devşirmek gibi bir anlam taşıyan bir fiil hatırlayabildiniz mi? Ee, Background'unuz bir yoklayın şöyle. Aklınıza bir fiil geliyor mu? Bir harf değişik sadece. Cebadan tek harf değişecek. Tek harfi değişik. Hadi ipucu vereyim. Orta harfi değişik. Cebadaki bayı kaldıracaksınız. Yerine bir başka harf koyacaksınız. Ee, o da meyveyi toplamak, meyveyi devşirmek anlamına gelecek. Kopya çeken yok mu daha aramızda henüz? Ben olsam sözlüğe bakardım şimdiye kadar. Evet şu. Neymiş o? Cenayecni Cenni ceni. Bir şeyi veya meyveyi toplamak, devşirmek, hasat etmek. Tamam mı? Ee, peki cenamin bir şeyden kazanç elde etmek. Cenamin bir şeyden kazanç elde etmek. Tamam mı? Tamam. Bunu da not, nottan arasında alın arkadaşlar. Yani ceba, cena toplamak ama ceba suyu havuzda toplamak ya da vergiyi toplamak, vergi tahsil etmek belki bilmiyorum emin değilim. Cibaye diye bir bab var mıdır İslam hukukunda? Yani vergi tahsili falan gibi bir bab var mıdır? Ehline sormak lazım. Hadi geçelim burayı. Bu soru üzerinde çok durduk. Evet ikinci soru. Yücba tenavülühü olmayacağını söyledik. Tenavülühü düzeltiyorum. Peki soru iki. Eee burada boşluk başta. Şöyle yapayım. En nefsi huve ahadu ekser littirabat en nefsiye şu yuan. Evet. Şimdi e, şu an eğer PC başındaysanız yani şu an online katılımcı olarak gözüktüğünüz halde e, bilgisayarınızdan uzakta değilseniz bu soruyu hiçbir kelime bilgisine sahip olmadan sahip olduğunuz olacağınız sahipseniz ortaya çıkararak. Değilseniz sizi sahip kılmam sonrasında hiçbir kelimenin anlamını bilmeden tek bir vuruşla doğru cevabı bulabileceğiniz bir teknik var. Evet peki e, Sayın Çelen dikkat çekti ona e, hüveye dikkat dedi. Evet, C olabilir mi diye bir soru geldi. Ee, peki ben susayım. hadi siz konuşun. Benim sizin dikkatinizi çekeceğim yer neresi olsa gerek? Nere nereye dikkat çekeceğim ki ben? Hadi bekliyorum arkadaşlar, biraz zincim nasıl yapalım? Hadi. Evet, fikrim yok diyebilirsiniz. Ee, fikrim, evet. Sayın Çelem, e, te, teşekkür ediyorum katkılarınızdan dolayı. Evet. Peki şimdi arkadaşlar şuradan gidelim. E, soruları çözerken şu yöntemle hareket edeceğiz. Sahip olduğumuz gramer bilgimizle eğer e, boşluğu doldurabilecek e, bilgimiz varsa evvel emirde gramatik ilişki ağından hareket edeceğiz. Kelimeler arasındaki gramatik ilişki ağını hemen kuracağız. Kuruyorum. şimdi en nefsi kelimesi ma'rife bir isim ve kendisinden önce gelen boş bırakılan yere getirilecek olan kelimenin sıfatı. Peki o zaman sıfat ve mevsufun birbirine uyum koşullarıyla ilgili bir formülümüz vardı. Onu Sayın Çelik bilmez. Sayın Cindilli bilmez. <laughs> Biraz tahrik edeyim sizi. <laughs> evet, Başka kim bilmez? Ee, Sayın Sak bilir mi bilmez mi bilmiyorum. Ee, ama Sayın Çetin bilir. Evet. Çetinlerin ikisi de bilir. Ee, şunu soruyorum. Arkadaşlar sıfatın mevzufa uyum koşullarının bir formülü var ya kullandığımız. Onu soruyorum. Var mı söyleyecek olan? Sıfat mevsufa şu açılardan uyar deriz ya. Evet, ee, ama onun bir formülü var arkadaşlar. Onun bir formülü var. O formül şu. O formül ekranınıza şöyle e, sohbet penceresine yazdım. Sohbet penceresine yazdım o formülün ne olduğunu. Evet. Peki o formül neymiş? Boş. Değil mi? ki o ünlüsü diğerlerinden ünlü olmasıyla farklı dolayısıyla oyun bozanlık yapmasın diye onu gönderdik. Geriye BSC her kaldı. Saynak Akbeniz bu bilgisinin için yeni bir bilgisi sanıyorum ama orijinal bir bilgi olacak. Dört yerde dediğinize göre boş e, cevabı sizden gelmedi. E, Sayın Çetin HSCB değil HSBC olacak. HSBC. Tamam mı? HSBC. Şu belirlilik belirsizlik. Şu sayı, şu cinsiyet, şu da hareket. Tamam mı? Tamam mı? B, S, C, H. Boş. Belirlilik, belirsizlik, sayı, cinsiyet, hareke. Peki Almanlarla aranız bozuk mu? Şöyle açtım bakın. Belirlilik, 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 belirlilik belirsizlik, sayı, cinsiyet, hareke. Şu da İngiliz markası. H, Tamam mı? H, S, B, C. E, Sıfatın uyum, ku, 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 ne diyeyim ona? Koşulları ya da yönleri. Peki. E, kapattım burayı. Şimdi en nefsi sıfat. Buraya gelecek olan mevsuf. E, sıfat müfret müzekkerse bize ne lazım? Bize ne lazım? Müf Sayın Çelik'e az önce yazdığını zannediyorum. E, Sayın Çelik de yazmış. Müfret olmalı. Yani mevsuf müfret olmalı. El evda cem teksir. Takip edin lütfen. El emrad cem teksir. El meşakil cem teksir. Devam ediyorum. Es soğubat cem teksir. El iktiab müfret e müzekker. El iktiab müfret müzekker. O zaman ne yapıyorum? Adana'yı. Ve Bolu dışındaki diğerlerini, Ceyhan, Denizli, Edirne'yi bunları ediyorum. Bunlar doğru cevap olamaz. Evet ikinci sorunda doğru cevabı Bolu. Peki e, kelime bilgisine sahip olmadan gramer bilgimizle bunu çözebileceğimiz anlaşıldı mı? Evet yani kelime bilmeden, kelime anlamı bilmeden gramer bilgisiyle bu soru çözülebilirmiş e, kanaatine sahip olduk mu? Evet Allah sınavda da direkt görebilenlerden eylesin. Amin. <laughs> Amin. Evet. Görürsünüz ya. niye göremeyeceksiniz? İlla ki görürsünüz. Önemli olan panik yapmadan e, böyle nasıl söyleyeyim kendinize bir güven içerisinde seçenekleri şöyle süzüp farklı olanları e, tarayabilmek, ortaya çıkarabilmek. O zaman el iktiaba bakalım şimdi. El iktiabın kelime anlamına bakalım. El iktiab ekranınıza taşıdım şu anda bakın e, ee, neymiş el -iktib? Moral bozukluğu, depresyon, stres, keder, iç sıkıntısı, kasavet. Peki el ve el nefsi, moral bozukluğu, depresyon. Biz buna depresyon diyelim hadi. Depresyon nedir? Huve ehadu ekseri ittirabatin nefsiye şu El ittirabat, el ittirabın çoğulu, huzursuzluk, kargaşa, düzensizlik, sıkıntı, psikolojik sıkıntı diyelim. Eee Psikolojik rahatsızlık diyelim. Elitrabat en nefsiyye, psikolojik rahatsızlıkların en yaygın olanıdır. Peki, şimdi bir gramer sorusu geliyor. Şu seçti hale getirdiğim kelimenin, Türkçe ızdırap olarak geçmiş, doğru. Şu seçti hale getirdiğim kelimenin e, gramatik olarak yeri, adı. Hocam hangi kelimeyi seçtiniz diye sormuyorsunuz değil mi bana? Seçtiğim kelime belli oluyor mu? Şu Şuyu anı seçtim. Şu yu anı seçtim. Şu yu anın gramatik olarak pozisyonu çok da lazım değil bize mi diyorsunuz? Bence lazım çünkü bazı soruları, bazı cümleleri anlamada bize yardımcı olacak bu. Evet. Kimse yok mu onun e, gramatik durumunu, irraftan durumunu söyleyebilecek olan? Evet. Arkadaşlar bu temyiz. Bu temyiz. Şu Yuan an temyiz. Temiz nedir? Temiz e, bir cümlede herhangi bir kelimenin yahut cümlenin bütününün kapalılığını gideren kapalılığını gideren e, müfret, nekira, mansup bir isimdir. Bir e, pratik bilgi daha paylaşıyorum sizinle. Üst, üst üste paylaştığımız üçüncü pratik bilgi bu. Şimdi bana şunun veznini söyleyin desem hiç tereddüt etmeden söylersiniz. Ekserin veznini Efal. Peki f al sarftan ne vezni? Bekliyorum hızlıca. Hızlıca bekliyorum. Ekser vezni f al. F alu ef ne vezni? Evet yani ismi taftil vezni. Peki o zaman e şöyle söyleyeyim. Ekser gibi. Eşed gibi. Ekber gibi. Asgar gibi. E ecmel gibi. Efal vezninde gelen bir ismi taftilden sonra şuyu an gibi velev ki araya herhangi başka bir şey girse bile şuyu an gibi müfret nekira mansup bir isim, görürseniz yüzde yüz temizdir. Ve açısından, açıdan, bakımından diye tercüme edilir. Bunları not ediyor musunuz? Şuyu an için ne dedik? Yaygınlık bakımından. Açısından, bakımından, yönünden. Peki o zaman el iktiab en nefsi ee, ne diyeceğiz buna? Depresyon e, en çok yaygınlık bakımından diyelim. Yaygınlık bakımından e, en yaygın olan psikolojik rahatsızlıklardan birisidir. Depresyon yaygınlık bakımından en yaygın psikolojik e, rahatsızlıklardan birisidir. Evet ne öğrendik? E F Alu artı ismen. Tamam mı? ne oldu o? O, efendim temiz oldu. El iktihab anlamını biliyoruz. Bunu az önce açtım zaten. Moral bozukluğu falan dedik. El emrat hastalıklar. El maradın çoğulu. El meşakil muşkile. El muşkilenin çoğulu. Ondan sonra es suğubat neyin çoğulu? Ee, es suubat es -su çoğulu. Zorluk demek es suubat. Evet. Peki el avda el vada kelimesinin çoğulu. Ne demek el vada? Durum, konum demek. Elvada, vada. El avda onun çoğulu. Ee, onu anlamadım Sayın Çelem. Sab ne? S-A-B Evet. Eksik kalmış olabilir belki bir şey. Arkadaşlar üçüncü soruya geldik. Ee, üçüncü sorudayız. Ee, ve 20 oturumun da sonundayız. 20 oturumu tamamlamak üzereyiz. Ara vereceğim. Aradan sonra üçüncü sorudan devam edeceğiz. Bu hafta için beş soru çözeriz diye düşünmüştüm buradan. Daha fazla soru çözeceğiz inşallah. Şimdi ara, aradan sonra görüşmek üzere.